bir ömür boyu inanç ve sadakatle yol aldı. Recai Kutan, Milli Görüş Hareketi'nin sarsılmaz çınarıydı. O, inandığı davaya adanmış, asla taviz vermeyen bir liderdi. Hocanın en yakın dava arkadaşı, en güvenilir yol arkadaşıydı. Teşkilatın her zor anında omuz omuza vererek mücadele etti. Duruşu bir dağ gibi sağlamdı. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil hakça paylaşım, baskı bir zulüm değil, gerçek manada demokrasi ve insan hakları. İmanla çıktığı bu kutlu yolda asla geri adım atmadı. İlkesinden, davasından, değerlerinden ödün vermedi. Recai Kutan yalnızca bir siyasetçi değil, bir dava adamıydı. Milli Görüş, sürekli İslam alemini bir araya getirmenin ve onlarla ortak hedefler doğrultusunda hareket edebilmelerinin yollarını aradı. Gelecek nesillere en büyük mirası kararlılığı ve sadakati oldu. Bu dava Erbakan hocamızın kutlu emaneti. Recai Kutansa bu emaneti canı pahasına taşıyan bir neferdi. Onun vefası, sadakati hepimize yol gösterdi. İman ve sabırla yürüdüğü bu yolda yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir aile babası, bir yol gösterici olarak iz bıraktı. Recai Kutan, ardında iz bıraktığı her adımla bir dava adamı olarak anılacak. Şimdi bize düşen onun izinden gitmek. Recai Kutan'ın mirasını yaşatmak ve onun gibi sadakatle bu kutlu yolda yürümek. Rahmetle ve minnetle. Recai Kutan, sadakatle geçen yol.